Bu hafta inceleyeceğimiz ürün 30 km menzili, 25 km maksimum hızı, 600 watt gücü ve 13 kg ağırlığıyla Xiaomi Mi Electric Scooter 3. Merhaba arkadaşlar. Doktor Drone Teknofest Festivali'nde olduğu için bu ürünü ben tanıtacağım. Ürünümüz Xiaomi Scooter 3. Hemen kutusunu açıyorum. Bir kutu daha. Vay, yedek lastik çıktı. Çok hoş değil mi? Ön arka aynı demek ki. Şamyenli bir yedek lastik. Bu kutunun içinde sanırım şarj aleti var. Evet. Şöyle şarj aletimiz. Anten var. Allah Allah. Bir adet anten çıktı. Kullanma kılavuzu. Tabii ki ne yapıyoruz? Kullanma kılavuzunu baştan sona ürünü şey yapmadan önce okuyoruz. Yaklaşık 750 sayfa, hemen okuyacağım size. Tamam. İki renk vardı bunda. Biri açık gri, çok hoş güzel bir renk. Bir de bu. Bizim Anadolu'da genelde bir açık renklere karşı bir korkumuz var, kirlenir bir şey olur diye. O yüzden bu gri olanı aldım. Şurada çok basit bir kilit mekanizması var. Şunu çektiğimiz zaman buraya oturuyor. Daha sonrasında da bunu buraya kilitliyoruz. Şurada da destek ayağımız var. Böyle ayakta kalacak sanırım. Süper. Ekranı burası sanırım. Vay, çok güzel bir ekranı var değil mi? Ürün açılıyor. Şurada kare kodumuz var. Sanırım bu uygulamayı yükleyecek. Açıyoruz. Mi Home, Smart Home diye bir Xiaomi'nin uygulaması. İndirelim bakalım. Uygulama yüklenirken biz de şu bağlantımızı yapalım. Sanırım scooter herhangi bir bağlantı yapmadığı için dıt dıt diye bir uyarı veriyor. Şuradan 5 tane vida var. 2 tane yerimiz var. Acaba öbürleri aşağısı için mi? Uygulamayı açtım. Bir süre bir şey yapmayınca scooter kendi kendini kapattı. İzin ver diyorum. İzin ver diyorum. Türkiye. Buradan hesap oluşturmak lazımmış. O adımları yapayım. Tanıtım filmini geçemiyoruz. İzlemek zorundayız. Tanıtım videosunu izletmeden bırakmadı. Videoyu izledik, bitti. Etkinleştir diyorum. Şu an okey. Dıt dıt sesi gitti. Burada bataryamız yazıyor. %47. Ortalama hızımız. Cihazımızı görüyoruz. Sanırım şimdi artık kullanmaya başlayacağız. Şimdi cihazda bir sürüş testi yapacağız. Anladığım kadarıyla 3 tane sürüş modu var. Birinde yaya modu, 5 kilometreyi geçmiyor. Diğerinde D diye bir şey, drive olabilir. Öbürü de S, spor olabilir, yani daha hızlı. Şu tuşa 2 kere bastığımızda modlar değişiyor. Bir kere basınca da ışığımız yanıp kapanıyor. Şöyle yakından gösteririz. Gece için ışık gayet iyi. Işığı yaktığımızda arkadaki stop lambası da yanıyor. Şimdi ben bir spor modunda deneyeceğim bakalım. Pedalımızı açalım. Ürüne ilk hareketimizi bütün scooterlarda olduğu gibi ayağımızla vereceğiz. Sonrasında süreceğiz. Haydi bismillah. Woo!
Kalkışı çok iyi ya. Böyle pati çekecek gibi bir hisse kapılıyorum. Sport mod gerçekten fark ediyor. Oo. Woo. Çok eğlenceli. Lastikleri donma değil, şişirme. Bunun bir avantajı şeyi sürerken direkt hissediyorsunuz konfor olarak. Dezavantajı da patlaması olabilir. Bunları ben bir ara bisiklet sürüyordum. Çok fazla. Bir malzeme vardı. Şişirirken içerisine basıyorsun, patlamayı engelliyor. Patlamayan teker diyorlar ama patlamayan teker diye bir şey yok tabi. Patlamayı geciktiren belki ondan bir bisikletçiye gidip kullanırsak fark eder. Çünkü bunun tekerini patlayıp da patlak bir tekerle gezmenin bence hiç hoş olacağını, devrik bir cümle olacağını öngörebiliyoruz arkadaşlar. Vallahi çok eğlenceli. Ulaşım için de bence şey, kilometre sınırları burada yazıyor. 16-17 bakıyorum. Ama ha bir de fren testi yapayım tabii. Şimdi hızlanayım buradan, yardırıyorum. Frene basalım. Oo! Aman tanrım, freni tahmin ettiğimden daha iyi. Lastik kaydı yani. Yani bu kadar sert ve güçlü frene büyük ihtimalle ihtiyacınız olmaz. Zaten 100 kilogram sınırı var. 100 kilogram insanı böyle rahatlıkla durdurur. Vallahi ben çok sevdim. Çok güzel. Ulaşım için de kullanılabilir. Böyle çoluk çocukla sağda solda gezmek için de kullanılabilir. Çok hoş. Ben tavsiye ederim yani. Şurada bir tane zilimiz var. Şöyle sesi geliyordur. Zil güzel düşünülmüş, sağlam bir şey ama manuel, yani böyle bir şey olması garibime gitti. Daha böyle dijital bir şey olabilirdi, böyle elektronik bir cihaza. Ama yine de amacına uygun. İnsanlara haber veriyor. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Cihazla ilgili sorularınız varsa, atladığımız bir şey varsa muhakkak cevap veririz. Görüşmek üzere.